bir de başından. Nasıldı performansın? Var ya böyle kolla, böyle elleri saçına koydu ama böyle duvara dayayacak sonra. Yok abi, doğaçlama açtım mı? Açtım mı yaptım ama doğaçlama. Ama sub kan sayısı biraz düşük geldi bana. Yani belli bir niyetin varmış. Abi bunun olayı şu. Şimdi ben bundan yaklaşık bir yıl önce yayınımda yaklaşık 6 saniye boxer'la göründüm. Ama boxer'ım da böyle dizime kadar gelen siyah, hiçbir şey belli etmeyen bir boxer. Yani geçenlerde de Türkiye Twitch'inde böyle yayınlar olduğunu gördüm. Gerçekten hani... Evet, biliyoruz hepimiz evet. Şu anda. Kallafi şekilde ve hı-hı. 3000 falan izleniyordu. Hı-hı. Benim yıllardır düzgün yayın yapan arkadaşlarım var. Burada düzgün yayın yapan, o kadar izlenmeyen, yok seni göstermiyorum. Ha. O kadar izlenmeyen insanlar var. Galiba. Tamam, bu benim içerlediğim bir şey. Ve ben bulunduğu ortamı her zaman düzeltmeye çalışan bir adamım. Benim bakış açım bu yani. Ve ben böyle bir uyarı alıyorum. Fakat orada gördüğüm şeyler ne uyarı alıyor, ne bir ban, ne bir uzaklaşma. Hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yok ve üstüne üstlük subscribe olunuyor. Caren sendika mı kurdun Twitch acaba? Twitch çalışanları tarafından falan subscribe evet, olunuyor. Yani neredeyse promotlanıyor o kanal. Sendika fikri liste vardır yani. Evet, evet. Tamam, sende yani, var mı olayız? Böyle sendika baktığın kuralım. Zaman şöyle düşünüyorsun. Biz bu yani şey benim suçum mı? Erkek olmak mıydı? Hı-hı. Yani hı-hı. Madem böyle bir kural var neden senin... herkes uygulanmıyor? Ne oldu abi? Ne oldu lan? Yok bir şey. Sen dikkatini dağıtma. Devam et abi, devam et. Ben yani madem böyle bir kural var neden herkes uygulanmıyor? Ve arkadaşlar istediğiniz bu mu yani? Bu olay yaşandığında bu arada gece 2-3 falandı. Öyle canlı yayın sırasında. Hocam 2'de 3'de onun muhabbeti açılınca zaten. Ben de dedim ki ya acaba dedim 50 sub'da twerk yapacağım desem 50 kişi sub olur mu dedim. Abi bir anda 90-100 kişi falan sub oldu. Ben dayanamadım mesela. Ne kadar? 93 kişi sub oldu. Ben de bunu söz verdim. Söz verdiysem de bir şeye söz verdiysem hakkını vere vere yaparım. Bu konuda bir sıkıntı yok benim için. Yani şu şeyler de benim için utanç verici kareler değil. Ama kesinlikle. Sen zaten bir şey eleştirmek için. Ama zaten burada görülmesi gereken şu. Ne kadar komik bir şey. Ne kadar boktan boş bir şey. Ve yani Twitch'in istediği bu mu? Türkiye Twitch bu mu olmalı yani? Ya bunu esasında senin söylediğin şey sonucunda bir bunun Twitch tarafı var. Bir de bunun izleyici tarafı var. Yani evet. Burada şu an çok fazla izleniyoruz. Yani siz yapıyorsunuz arkadaşlar. Ne izlerseniz o tabii ki. Yol tabii alıyor. Tabii yani o yüzden en güzel şey esasında orada tavır koyma şeyi izlediğin şeye dikkat edeceksin abi. Yani bu arada YouTube'da da böyle nerede olursan öyle yani. Siz seçiyorsunuz ve siz o insanları bir yere taşıyorsunuz. Yani bizi de buradaki insanları da bir yere taşıyan sizsiniz. Başka insanları da o yüzden. Ya şöyle bir şey var. Yani mesela niye böyle konuşuyorsun da bu tip yayın yapanlara dikkat çekiyorsun, onun izleyicisini arttıracaksın diye bakanlar da var. Onları da anlıyorum. Ama başı küçükken izleyeceksin bu tip şeyleri. Hakikaten yani ben böyle bir şeyin olmasını peki yani, istemiyorum yani. Bu ezmeye bir farkındalık sağlıyor mu ya? Gerçekten bir samimi soruyorum hani laf şey olarak söylemiyorum. Abi bence, raporlama hani, şeyi de var abi yok orada. Yok mesela bu tepki hani dalga geçme tepkisi bize çok var mesela. Bir şey yapılıyor milyon seyrediliyor. Hı-hı. Dalga geçme amaçlı aslında biraz boostluyor muyuz bu işleri yoksa gerçekten de? Ben... Şimdi bak o da doğru bir kaygı onu anlıyorum. Ama social awareness yani insanın tabii, dikkatini buna çekmek zorundasın ki. Yani yarın öbür gün belki bunun daha üst... seviyesinde bir kişi yayın açmaya başlayacak, başka bir şey yapacak, başka bir şey. Yani nereye gidecek bu? Ama işte diyorum ya bu yani. Yani ben böyle bir ortamda yayın açmaya utanıyorum mesela. Peki sizin şeyiniz i̇şte var belki mı? De tepki olmadı. Aynı sayfada belki görmek istemiyorum abi. Tepki bir noktada şeye gitmedi. O yüzden ben zamanında mesela bir sendikalaşmaya gidilmesi gerektiğini Twitch değil yani YouTube evet. tarafında, oyuncu tarafında şundan evet. dolayı söylüyordum. Mesela sen şimdi bunu protest etmek için diyorsun ki ben yayın açmıyorum. Mesela böyle bir şey aldın, karar aldın. Hı-hı. Facebook'tan başka şeyler yapıyorsun falan. Ama tek başına yapman bir anlam ifade etmeyebiliyor evet. bir noktada. Brezilya'da yüzden... mesela yaptılar. Yaptılar mı öyle yaptılar, bir şey? 5 kişi 6 kişi çok izlenen Twitch yayıncıları. Hepiniz çok izlenen insanlarsınız. Bir anda mesela böyle 3 günlük bir grev gibi durdurma kararı. Belki o zaman hakikaten Twitch'in doğru çünkü izleyiciler ama o dönmüyor. Kenetlenme zor yani. İşte ben onu izleyici lazım. Üzerinden ben yapmaya çalışıyorum. Orada bir kişi çıkar i̇zleyici abi. Kimse yok. Ben yayını patlatayım abi. 20 bin izleneyim diye çıkar bir kişi. Ondan sonra yalan olur. Ama yani abi izleyici yapmaz cidden, bu işi. Twitch i̇zleyici Türkiye'de yani. Bu işi döndüren ve para kazandıran adamlarsınız. Peki sizin abi böyle şöyle söyleyeyim. Talep hakkınız oluyor mu? Ya olmuyor. Ben mesela, olmuyor. Twitch yok. Aksine Türkiye'den birine ya baba bak bu şey. Olmuyor. Abi aksine biz hiç dinlenmiyoruz. Yani ben mesela şöyle söyleyeyim.
Ben en çok izlenen olduğumu söylesem yalan olur mu? Ayıp yok, olur mu? Doğru. Olmaz herhalde. Olmaz. Ben en çok izlenen insan olarak hep benim üzerimden örnek göstermeye çalışıyor Twitch. Yani her şeyime karışma dönemi oldu bundan 1-2 yıl önce. Çok yani her şeyime karıştılar. Böyle konuşma, yerinde şöyle yapma, böyle yapma, şöyle yaparsan böyle. Yani ben kendimi şey olarak gördüm. O zaman benden example yapacaklar. O yayın yapacak. Ha, ama diğerlerine hiç dokunmaca yok yani. Diğerleri mis gibi. Benim gözümde en azından. Ben görmüyorum çünkü dokunulduklarını. Yani mesela bana o dönemlerde Cahre'nin çok değişti diyorlar. Ben dilimi ısıra ısıra yayın yapmak zorunda kaldım bir dönem. Ki hala pek çok konuda dilimi ısırıyorum. Ya o göz önünde olduğun için o normal yani. Abi o, normalse... O rolden kaçışın yok. Ha. Hep senin üzerinden dönüyor. Tamam abi. O zaman herkese uygulanır yani bu şeyler. Bu ya, kuralların herkese uygulanması. Yalnız orada lazım. Şöyle bir şey de var abi. Tamam hani... Yayıncı ya da Twitch o mekanizmalar bir şey yapmalı ya da hani yapabiliyorsa yapmalı en azından ama izleyicide de onda suç var. Tabii ki ben o yüzden izleyici üstünden yürüyorum. Benim zaten. En uyuz olduğum şey YouTube'da ya da Twitch'te şimdi o yayıncı diyelim ki twerk yaparak ne bileyim daha kendi vücudunu ön plana çıkarak 3000 izlenip 50-100 abone alıyor. E o 3000 izlenip öbür tarafta tamam hadi kendimden örnek vereyim ya Panda çok kral adam çok iyi adam ama Panda 500 izleniyor. Panda'nın 100 abonesi zor oluyor. Yani orada seyirci de şey yapmalı. Hani empati abi, o zaman ben Panda'yı izleyeceğim, Panda'ya destek abi vereceğim. Zaten... Ya da Mete'ye peki, destek vereceğim demeli. Bir şey diyeceğim biraz. Çünkü müşteri ve izleyici kitlesi onlar. Karar verecek, şekillendirecek olan onlar. Birazcık konuyu getirdiğim noktadan şey yapayım. Ne kadar söylersek söyleyeyim. Yeni yani bir sürü mesela yayıncı olmak isteyen ya da yapmak isteyen insan var. Bu arada pardon unutmamak için çok özür diliyorum. Yani şöyle dedin ya, o görev senin üstünde dedin ya. Madem öyle, madem ben Twitch Türkiye'nin en çok izlenen ve hani example olarak doğru, sunulan adamıyım. O zaman abi Twitch Türkiye'de madem beni bir şekle sokmak istiyor, o zaman kalksın beni mesela... Twitch.com'a. Ben söyleyeyim. Twitch.com'a götürsün mesela. Değil mi? Alsın Twitch.com'a götürsün. Evet. Mesela ben Dreamhack'te Twitch Lounge'a girdiğimde bir sıkıntı yaşadığımda adam gibi ilgilenilsin. Ya madem öyle... Madem ben böyle bir adamım, kallafi bir adamım onlar için ve şekillendirilmesi gereken bir adamım. O zaman mesela Dreamhack'e dersin ki ya bak Türkiye'den böyle bir adam geldi. Dikkatli olun falan dersin. Hani anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Madem öyle o anlıyorum. Zaman böyle. Yani ya bu muhabbeti sabaha kadar bence açılabilir bu. Dans edebilir. Şeyi ben merak ediyorum. Biraz önce Panda'nın getirdiği noktada. Kisili bağlıyorum bu arada. Madem ağa takım oldu. Bir sürü yayıncı olmak isteyen adam var. Hani siz de işte belki dediniz işte Türkiye'nin yayıncısını çıkaracağız bulacağız falan diye. Genel olarak abi yeni başlayacak hiç no name birisine... Ne tavsiye edersiniz ya da ne söylersiniz abi yayın? Başlamayın. Adam yapmak istiyor, kafaya koymuş. Diyor ki ben abi bir senem iki senem ayıracağım. Abi, hakikaten yayıncı olacağım abi Türkiye'de diyor. Ne tavsiye edersiniz abi? Bayağı da bir insan izliyor şu anda. Her zaman söylüyorum. Bu işi iş olarak yapan herkes eninde sonunda kaybetmek zorunda. Kaybedecek. Ne anlamda abi? Yani streamerlığı, YouTuber'lığı, hobi olarak değil de. İş olarak yaptız. Ya hobi olarak değil. Yarım işe çevirebilirsin. Ama evet. İçindeki amatör ruhu kaybettiğin anda bittin yani. Bittin. Yani şu olay peki, yapılıyor amatör bir şey yani. Amatör ruhla tam zamanlı bir iş olarak yani böyle sonsuza kadar yapılamaz mı diyorsun? Hayır. Şunu demek istiyorum Ahmet. Şimdi ben yayıncı olmaya karar verdim. Ben no name biriyim. Tamam. Ve direkt schedule oluşturuyorum kendime. Evet. Bugün saat 8'de yayın açacağım. Yarın saat 9'da yayın açacağım. Evet. Öbür gün tatil veriyorum. Öbür gün bu olmamalı abi bence. Hmm. Çünkü yayıncı kesinlikle o an nasıl modundaysa Ahmet de ben de öyle yayın açan insanız. Belki Panda da öyle yayın açıyor. Schedule'a girme ilk başlangıç için sonradan girebilirsin. Çok yanlış bir şey. Bir takvim oluşturma. Kesin. Bence. Hmm. Yani mesela ben hep şunu söylemişimdir. Yeni yayıncıysan bu işe para kazanacağım gözüyle girmem. Mesela hani görüyorum ben 50 kişi izliyor. Ben yeni yayıncıları devamlı takip ediyorum. Mesela chatten birisi demiş ki Cahre'nin yeni yayıncı istemiyordu hani falan demiş. Yani abi benim çıkardığım yayıncı sayısı kaç ya Allah aşkına. Evet, lütfen Twitch Türkiye'ye baktığın zaman. Onu geçtim. Ben takip ediyorum. Mesela 50 kişi izleniyor adam. Chat follower modda. İlle follow atacaksın. İşte altta donate butonu onları var. Onları ben de görüyorum evet. İlk 2 yıl çok rahat ne donate vardı ne başka bir şey zaten subscriber butonu almak inanılmaz zor bir şeydi. Çok. Ne donate vardı ne başka bir şey vardı. Ben 4 reject yedim. 2 yıl biz amele gibi öylesine yayın yaptık yani. Şunu söylemek istiyorum ama dedi ya çıkardığım yayıncı sayısı vesaire. Bence o da yanlış bir tabir çünkü. Çıkardığım yayıncı hani biz değil desteklediğim gerçekten hak edene
destek veriyoruz. Evet. Bize bir sürü insan gelip işte gel bir oyun atalım veya bizi de hani biraz daha reklam yapıyor musun diye mesaj atanlar var. Kesinlikle yani. Yani bir sürü. Hosta kaç para istiyorsun diyenler var. Ben mesela random insanları hostluyorum yayın sonunda. Tanıdığım insanları hostluyorum. Beğendiğim insanları hostluyorum. Ama genelde tanıdık birisi yoksa random insan hostluyorum. 50 izleyen, 20 izleyen, farklı oyun oynayan, kendi kendine yayın yapmaya çalışan insanları hostluyorum. Açıkçası her işte bu böyledir yani. İttirme öyle olacak. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani. Birileri ittirecek. Hani yani bir şeylere eleştiri vardır ya. Yani. Bize mesela Cahit çok el verdi. Ya ben mesela hiç şunu gördüm. Şey. Kendim mesela sonradan yayın yapmaya başlayan bir insan olarak tanınmama rağmen mesela istediğin kadar abi Twitter'da falan takipçin olsun bilmem ne olsun, Twitch çok bambaşka bir yer yani. Aynen. Twitch'te öyle kendini duyurman tabii falan tabii çok zor yani. Ben yayın yapıyorum bilmem ne. O hissiyat vermen falan çok abi zor bir şey aynen. Aynen çok bir zor. De artık şey de var. Hakikaten TAP'ta çok adam var. Mesela ben ilk başlarda hep size olmadığınız saatlerde açmaya çalışıyordum. Şimdi artık o da çok mümkün. Ama bu doğru bir taktik bu arada. Evet. Kesinlikle. Çünkü hani, uygulanması gerekiyor. Sen varken mesela şey yapmak zor. Anladın mı? Seni bırakıp açamıyoruz adamın, bak, yeni kanala gitmesi zor. Ben ilk başlarda öyle yapıyordum. Artık biraz o sıkıntı da var. Mesela Twitch'te sabahları ben büyük boşluk görüyorum. Evet. Büyük bir boşluk var. Linus dolduruyor bazen onu. Klan'dan açıyor. Klan'dan açıyor şu anda. Yok, mesela yok, şeyi söyleyeceğim yani abi. Bir şeyler eleştiri getirmek için genelde hani atıyorum fragman izliyorsun, ne bileyim bir şey izleniyor ya. Hani hepiniz yapıyorsunuz yayınlarda. Evet. Ya ben çok şey yapmıyorum. İlgimi çekmediği için de. Evet. Mesela onu izlemek yerine sevdiğim bir hani ulan bu çocuk az izleniyor da dur şunun yayını izleyip deyip onun eksik veya doğru yönlerini yayında söylesen ona bir katkısı olur mu? Yoksa bir anda çok mu bulsun? Ben onu yapmaya başladım bu arada. Falan diye. Ya ben onu yapmaya başladım. Hadi hani atıyorum X kişisini izleyip eleştirmek yerine. Spoiler yani, X güzel bir fikir. X kişisini izleyip eleştirip onu bulsamak. Hani şöyle bak. Valla iyi fikir bir şey. Bak, bunu kabul et abi. Hani YouTube'da trendde Cahri'nin bunu izliyor muhabbeti yaygın zaten biliyorsun. Ama bunda hani, benim hiçbir parmağım yok. Sen de bunu biliyorsun. Tabii canım, o zaten izleyen kitlenin editleyip koyması. Okay. Bu belli. Hani evet, senden yapıyorsun diye demiyorum. Evet. Ama mesela bazı yayınlarında şey yapsın. Yani yapılabilir. Bunu sadece senin için demiyorum. Buradaki herkes. Abi işte az önce içeride onu söyledim bak. Az önce içeride söylediğim şey şu. İzleyip bu usta bak hani kötü sevmediğin. YouTube'dan izleyen insanlar tamam mı? Hırgür için izliyorlar. Tabii az önce içeride söylediğim şey şu zaten. Ha, mesela ben şu konuyla ilgili konuşmuş, bu konuyla ilgili konuşmuşum diye şeyler uploadlanıyor. Ama benim pek çok kez kardeş benim o konuyla ilgili fikrim yok. Kusura bakma bu konuda yorum yapmayacağım diyorum. Sen hiç YouTube'da şöyle bir video başlığı gördün mü? Cahre'in konuyla ilgili fikrim yok dedi, yorum yapmadı. Böyle bir YouTube videosu yok. Yani ben birini eleştirmediğim zaman da Cahre'in bu çocuğu çok iyi dedi diye bir YouTube videosu çıkmayacak yani. İşte çıksa da 2000 zaman da şey oluyor abi. Hani oradan acaba o çocuk insanlara destek olabilir mi diyorum yani sadece. Ha. Hani ne bileyim X kişisini sevmiyorsun. Bu içeriği Türkiye'ye uygun bulmuyorum diyorsun. Hı hı. Ama onun hakkında yorum yaptığında ister istemez hani kitle diyor. Lan kimmiş bir araştırayım deyip evet, izliyor. Evet, ister evet, istemez evet, biraz. Ama az önce de şey söyledin en başta. Ya Türkiye'de çok kaliteli işler yapıp evet, 10 izlenen 50 izlenen ama evet, sevdiğimiz kesinlikle insanlar var. Evet. Hani seversin sevmezsen ama kaliteli olduğunu düşünüyorsun. Böyle eski güzel oyunları da oynuyor belki. Hani onu izleyerek onu boostlamak bir anda çok mu boostlamak ben olur? Onu, yoksa ben onu genelde bak bunu bu doğru yapıyor vesaire yapıyor. Ha hostlamak mesela. Evet. Raid geldi şey şimdi. Raid atıyor. Şurada çok kötü. Yani. O yayıncının da hazır olması lazım. O da çok kötü. Evet. Host hattında genelde izleniyor, hüsran oluyor bu arada. Evet. Atıyorum 20 izleniyor. Belki çok böyle iyi bir yayıncı olacak. Ama o zaman o kitleye hazır değilse host bir daha senin yönlendirmen de işe yaramaz. Evet. Yani o yayıncının da hazır olması gerekiyor ona. O zaman eleştiri dedik ya. Eleştiri de bence Türkiye'de kaldırılan, anlaşılabilen bir şey değil. Tabii. Caho beni eleştirmişti. Donate okuyamıyorsun falan diye. Ben sonra hatta ertesi gün geldim. Feride dedim gel beraber okuyalım. Ben mi beceremiyorum bu işi diye. Gel seni biraz bağışlara bakalım. Donate okuma değil ya. Şeyde eleştirmiştim ben. Bizde bir hava alalım o zaman. Pikle pik. Yok o ayrı. Bir de donate koyarken bir de bunu söyledim. Bir çay koyalım. Bir, aynen. Okuyalım bir de şeyi dedim. Ne zamandır. Parmakların hepsini karıştırdım ben. Bu bayıldı. Lan, şu burası benim. Abi, en son neyi okuduk ya acaba? Sanki bu ne abi? Abi işte onlar öyle. Pis herifler ya. Dur en son neyi okuduk biz? Mete gerçek bir ülkücü bu arada ya. Dur bakayım. Gerçekten yani. Biz bir saatte falan konuşuyoruz herhalde değil mi? Rahat. Temiz. Bir saat. He? Dur, niye aşağı iniyor? Abi Mac'den nefret ediyorum ya. Oğlum bu ne menen bir şey ya. Gel abi buldum.
Ha şunu okumuştuk, bunu okumuştuk. Mesela şöyle bir şey geldi ama buna bir şey demek ister misin yoksa geçeyim mi? Demin okuyabiliriz abi, okuruz. Zodiac 3 TL göndermiş. Alnos da gelsin de Caho ile yüzleşsin. Bu arada Efe izliyorsa selamlar demiş. Gelsin. Ben zaten kendisini davet ettim. Benim yayınıma gelebilir diye. Headshot yayını yapalım dedim. Gelsin. Yüzleşelim dedim. Yani sıkıntılar konuşulsun canlı canlı. Rahatsız olduğunu hissettiği anda da yayını kapatırım. Dedim. Gelsin. Benim bu konularda hiçbir sıkıntım yok. Tertemiz. Peki. Oberina 50 TL göndermiş. İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi Caho'ya selamları iletin demiş. Eyvallah. Oberina. Oberina. Adamım benim. Oberina. Evet, tamam. O yok eder. Şuradan bakalım. Devam edelim. Moonwalker Z subscribe olmuş Prime ile. Okumak ister mi? Ben bunu demin atlamıştım. Şimdi hatırladım. Sen niye alıyorsun? Cahil'in çok seven bir arkadaşımız yine, evet, Prime ile. Çok büyük bir takipçim. O da subscribe olmuş. Sen oku abi istersen. Leader of Nos 3 TL göndermiş. Enis Hoca Eto'yu getir demiş. O onlar herhalde, kendileri mimi herhalde. Herhalde. Pek aynen. Bilmiyorum. Yamyam Panda 5 TL göndermiş. Tuna abi İstanbul'a hoş geldin. Yağrın seni ıstıracağım bu arada. Herkese benden çay demiş. 5 TL ile. Bay hiç kimse 31 subscribe olmuş Prime'la. Didem Kuru 3 TL atıp Met abim gelmiş. Met abiye ve diğer bütün konuklara selamlar demiş. O ne? Bok. Bok. Bok hale. Aa onu geçelim. Evet. Prover. Onu kaydır. Abi bunu ne bu? Ben ok tuşlarıyla oluyor mu? Olmuyor. Bakayım. Abi işte Mac ya. Ben hayatımda sen sever misin Mac bilmiyorum ama ben nefret ediyorum. Allah kurtarsın inşallah. Nerede kaldı? By Kewel ve Prover subscribe olmuşlar. Celil Canidiz 3 TL atıp Kel ne yapıyorsun sen orada? Beleş içerik çıkarmaya mı geldin demiş. Kel kim? Kel kim lan? Kel. Quiz Kel. Enis herhalde Kenan değil mi? Şey dinlendirmeyin. Allah'ım şuna bak, Şampiyonlar Ligi ve bu arada Ahmet, Enis, Tuna ve canım Mete abilerime sevgiler ıstırırım demiş o gireyiz. Isırırım yeni şey trendi mi? Herhalde herkes ısırmıyor. Hadi bakayım. Yıldıray Saraçoğlu 3-10 atmış. Abi ta Kosova'dan izliyorum. Burada evdeki herkese selamlar ve Caho'ya söyler misin? Akdese Emre'ye selam söylesin. Bu arada çete selamlar. Akdese Emre selam olsun. Ogi Reis bir 5 TL daha atmış. Onu okumuştuk. O atmamış. Evet. Ben ikinci kez okuyorum. Evet. Salak olduğum için. Mr. Aslan 7 TL atmış. Buradan herkese selamlar. Pandam seviliyorsun demiş. Et yiyemeyen kasap 100 bit atmış. Yarın sürprizim var Panda'ya. Mete abiye de maşallah demiş. Herhalde bıyıklardan ötürü bir ıslanma yaşanmış orada. Anıl Ulusoy içeriye bomba atsan Türkiye'de yancılık biter demiş. Abi hep geyik ya. Ranakıl 3 TL atmış. Hayırlı yayınlar Mete abi, Tuna abi, Enis abi, Ahmet abi hoş geldiniz. Ayrıca lütfen bıyık gitsin ya. Full bıyık, ya full bıyık sakal ya da full temiz bence demiş. Kendine Rakkun 3 TL atıp as bayrakları as 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 demiş. Bu ne abi? İzleyeceğiz bunu. Yok, onu gösteremiyoruz buradan okay. Zaten. Enis abi kameralara arkasını dönmüşsün. Işık vurunca parlıyor, gözüm ağrıdı demiş Mert Kalkan. Evet, Enis 42 yaşında arkadaşlar. Artık adamın üstüne gitmeyin. Yalnız sen akmaya başladı. Okuyayım ben biraz sana şey yapayım. Aynı sinemalar subscribe olmuş. Teşekkür ediyoruz. Mert İçtem 3 TL göndermiş. Demiş ki herkese selamlar. Chapter'da ben de varım. Ben Enis abiye bir şey demek istiyorum. Twitter üzerinden Chapter bileti kazanmışım. Gelmedi, ne zaman gelir? Enis'e bunu söyleyelim. Ya sen çocukların biletlerini niye yiyorsun? Enis! Enis! Ben onu halledeceğim içeride. Lurdum 3 TL atmış. Enes Batur diz çıkarmış. Bu sefer de Berkcan Güven'den özenmiş. İnanılmaz. Neden getirdiniz bu adamı buraya demiş. Hayda. Yine mi? Dur şimdi biraz daha yukarı alalım. İçerik bitti galiba. Kayroti şuradan. Tamam. Kayroti of 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 Şampiyonlar Ligi demiş. 4.40 göndermiş. Al kaydı gitti. Hadi kaydı bak. Gitti. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Dur. Hemen şunları hızlı hızlı okup bitiriyorum. Sonra devam ederiz. Gel, gel. Turkey Professional Player Prime ile subscribe olmuş. Teşekkür uzak ediyoruz. Hex TV, I am Bizimam. Pardon. Subscribe hediye etmiş. Teşekkür ediyoruz. Zeus, Rytek,
ve Walnut Cast 1 yine Prime ile subscribe olmuşlar. Teşekkür ediyoruz. İzmirli Zenci 100 bit göndermiş. Demiş ki puanlama sistemi dışında her şey güzel. Kitlesi çok olan seyirci oyunu ve içinde arkadaşı olan ev içi oyu alıyor. En adil oyunlardan olan puanlar demiş. Eyvallah, bunu Recep